kanalları açılmamış. Bunları daha sonra kanalları açılması için diğer bir makineye aktarıyor. Kulakları açıldı. Artık doluma hazır hale getiriliyor. Ama son bir hareket ağzının temizlenmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz olanların burada tutuşuyor ve ağızları ulaşlanıyor. Artık ağzını takılıp ağzına tutuşturulacak hale geliyor. Burada kapsüller takılıyor. Kapsüller esnaf ateşini kullanıyor ve lak atılıyor. Kırmazlı ağzına tekrar bir lak atılıyor. Kırmazlıkları yapmıyor. Daha sonra bu ceket dediğimiz kurşunlar yapılıyor. Bu kurşunlar önce kaptan başlıyor. Daha sonra içine bir tane kurşun girip ve kurşun haline bitmiş ver. Ve üretilen kurşunlar bunlar. Daha sonra bu iki kapsül ve kovanın birleşim esnası oluşuyor. Boyları, gramları, delikleri, kapları doğru mu diye her bir sınıf hatasız kovan üretmek olduğu için burada kovanlar test ediliyor. Daha sonra bu makinelere çekirdekler bir yerde kovanlar bir yerden gidiyor. Burada dışarıdan içeriye buz ediyor ve dolumları yapılıyor. O ağdan geliyor, yine balık kuruyor, yine kurşun kuruyor ve ağzı pişiriliyor. Hazır, ateşe hazır vaziyette. Ve bitmiş ürünler de bu şekilde hazır hale geliyor. Günde kaç bin üretiyoruz? Günde şu anda 300 bin mermi üretim kapasitesi var. 24 saat çalışırsan eğer. 24 saat çalışırsan. Olacak şekilde hazırlanıyor. Paketlenmiş hazır. Bunlar da içlerine doldurulmuş. Şimdi altları sızdırmazlık için vakumlanıp vakumlanıyor. Taşınabilir şekilde polise verilmiş. Şu anda açık. Evet. Test edilmesi lazım. Burası laboratuvar bölümümüz. Yani sizin o bir füze üretim yapalım dediğiniz laboratuvar burası değil, mı? Yok, evet. Değil.
Her tesisimizde laboratuvar var. Her tesisimizde laboratuvar var. Burası sadece balistik için yapılan tesis. Burası aşağı yukarı 100 metrelik bir atış pisti. Evet. Ürettiğimiz her bir üründen lot numarası alıyoruz partiler halinde. Makineye konuyor. Cihazları var, sensörleri, çıkış hızları, kapsülün patlama hızı, içindeki barut hızı. Şu ileride gördüğünüz ışıklı tabelalar, sensörler vardır içinde. Bunların geçiş hızlarını ölçüyor. Bilgisayar bize bir rapor veriyor. Bu da şudur. NATO standartlarında, SAMI standartlarında ve CIP standartlarında. 3 tane standartımız var bizim. Polise, orduya vesaire satabilmek için bu proofları, bu mühürleri almanız gerekiyor. Bu mühürleri de sağlayan bu cihazlar. Burada tekrar tabii testler yapılıyor. Bunları ben kısaca söyleyeyim. Sertlik testleri, kurşunu çekme testi, kapsülün patlama, düşme testi, barometrelerle içine konuyor sızdırmazlık testleri, yani bir suyun altında kaldığında ürün çalışır mı çalışmaz mı. Daha sonra eskitmeler yapılıyor bazı asitlerle. Ürünler eskitiliyor. Burada ben eski ürün var mı görüyorum yok mu? Yani deforme olursa iş görüyor mu yine? 15 Temmuz gecesi de Gölbaşı'ndaki çevik kuvvetimizin emniyet genelinde mühimmat deposuna saldırıda büyük bir darbe oluyor ve depo su içerisinde kalıyor. Bu konuyla ilgili askerin geri dönüşüyor. Askerin borusu patladı. Aşağıya su dolmuş. 1,5 milyon mühimmat suyun altında tamamen. Ancak çıkardılar ve kullanıma devam edebiliyorlar. Bunların garantisini verebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ürünleri yaşlandırıyoruz. Tekrar test atışlarını yapıyoruz. Şey arkadaşlar, çekim yalnız çok detaylı oldu. Lütfen patlayıcıda mümkün mertebe şey olur. Emre abi, burada hepsi aynı ama 1, 2, 3, 4, 5 yazıyor. Neden? Şu an Emniyet Genel Müdürlüğü'nden şu anda test emniyetten için testler yapılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri burada. Onlar her partiden lot alıyorlar. Hı-hı. Burada elle muayene dedikleri. Farklı üretim. Evet, tabii farklı aynı, hepsi aynı ama farklı tabii zamanlarda. Farklı zamanlarda. Diğer lokum mermiyi test ediyorlar. Anladım. Tabii biz bunları üretirken dediğim gibi başka ülkelere ihraç edilebileceği veya saklama koşullarının çok kötü olduğu, soğuk veya sıcak olduğu şey var. Bu cihazımıza koyuyoruz. 24 saat bekletiliyor. -52 dereceye kadar çıkarılıyor. +52 dereceye çıkarılıyor ve tekrar atışlar yapılıyor. İçerideki barutta veya kapsülde bir deforme var mı, hata var mı, ürün çalışacak mı diye. Dolayısıyla buradan çıkan her bir ürüne biz her bir milyonuna dahil garanti verebilecek durumdayız. Mühimmat tesisimiz şu anda bu kadar. Bir de patlayıcı tesisini ben size gösterdim.